İsmim Uğur Nuri Akın. 2012 yılında eczacılık hayatına başladım. 2019 yılından bu yana da Eczacı Odası Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Şöyle 8 Eylül tarihinde yayınlanan genelgeyle birlikte 52 adet ilacın geri ödemeden çıkarıldığı bilgisi bize geldi. Tabii ki de bunun içerisinde analjezikler, ağrı kesiciler dediğimiz, inflamasyon çözücüler olmak üzere birçok formda, birçok şekilde ilaçlarımız var. Tabii bu ilaçların bazıları da COVID'in semptomatik tedavisine de kullanılıyor. Biz ilk itirazımızı yaptık, yazılı açıklamamızı yaptık. Bu durumun hukuksal takipçisi olacağımızı da söyledik. Çünkü burada çıkan 52 tane ilacın bir sonraki aşamasında neler olabileceğini az çok tahmin ettiğimiz için bu olayı baştan çözme niyetimiz var. Ondan dolayı da olaya şu şekilde bakıyoruz. Bu acil ve ivedilikle iptal edilmesi gereken bir durum. Hem Türkiye Eczacıları Birliği olsun hem oda olarak bizler bunun hukuksal anlamda mücadelesini vereceğiz. Çünkü bir süre sonra reçetesiz ilaç gamı diye bir durum ortaya çıkarsa ilaçların eczaneden çıkma durumu gibi bir şey söz konusu olabilir. Bu da hem halk sağlığı için hem eczanelerimiz için hem de meslektaşlarımız için son derece sakıncalı bir durumdur. Tabii sadece 52 tane ilaç ödemeden çıkmadı. Bununla birlikte eşdeğer bandında ki bir düşüş meydana geldi. %5'e düşürüldü. Bu ne demek? Bu hastanın eczanede daha fazla fark ödeyeceği anlamına gelir ilaç alırken. Bu da hastanın vatandaşın cebinden daha çok para çıkması demektir. O yüzden de sağlıkta tasarruf tedbirleri kapsamında böyle bir uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bizlerin bu konuyla alakalı daha farklı projeleri var. Sağlıkta nasıl tasarruf edilir? Bunların uğraşını hep birlikte vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve Sosyal Güvenlik Kurumu da umut ediyorum bir an önce bu kararından vazgeçer ve iptal edilir. Tabii ki de bizim COVID'de en önemli silahımız, en önemli savunma aracımız hiç şüphesiz ki aşı. Aşı olmanın gerekliliğini biz her yerde anlatıyoruz. Anlatmaya gayret gösteriyoruz. Aşı karşıtlığının da karşısında duruyoruz. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu tür söylemler tamamıyla reddediyoruz. Bilim insanlarına güvenin diyoruz. Çünkü bununla alakalı sayısız çalışmalar yapıldı ve sonuçlarını da görebiliyoruz. Geçenlerde Sağlık Müdürümüz açıklama yapmıştı. Yoğun bakım oranındaki hastaların neredeyse %89, %90'ı aşısız bir biçimde yoğun bakıma yatıyorlar. Ve aşılı olup da yoğun bakıma yatma oranı da çok çok düşük. Kafalarına takılan vatandaşlarımızın mutlaka eczanelere gidip gerekli bilgileri alması yönünde de terkinde bulunuyoruz. O yüzden de aşı olmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene de pandeminin en başında olduğu gibi şimdi de dikkat etmemiz elzem hale gelmiştir. Tabii ki de ben Eczacı Odası'nın en şanslı başkanlarından biri olarak görüyorum kendimi. 2019 Aralık'ta başkan oldum. 2020 Mart'ta pandemi patladı ve tüm dünyanın bilmediği, yabancı olduğu bir durumu idare etmeye çalıştık. Meslektaşlarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizim adil, şeffaf ve bir olma inancı olan düsturumuza tekrardan yönetime aday olduğumuzu açıkladık. Umut ediyorum ki meslektaşlarımız da buna göre değerlendirir. Her türlü sonuca saygımız sonsuzdur. Meslektaşlarımız bunun kararını verecektir. Ancak bizim ajandamız yeni, içerisinde pırıl pırıl sayfalar var ve inşallah da mesleğimiz adına daha büyük işler yapmak için bir fırsatımız daha olur.